Canlarım selam. Ben Tuman Aydar. 70 günde TYT Matematik kampımızın geldik bugün tamı tamına 53. gününe. Kümelerin 3. konu anlatım videosundayız. Bugünkü konu anlatım videomuz iki kısımdan olacak. Birisi yani ilk kısım küme problemleri. Küme problemleri nedir? Bir problemin küme problemi olduğunu anlayıp nasıl çözebiliriz kümelere göre onları göreceğiz. İkinci kısım kartezyen çarpımı arkadaşlar. Kartezyen çarpımı normalde çok geniş çok fazla özelliği olan bir konuydu ama son yıllarda müfredatımız bayağı seyreltildi. Kartezyen çarpımı da bu bu seyreltmeden nasibini aldı diyebiliriz. Şu andaki kartezyen çarpımı e, çok az bir özelliği var. Sadece onları göstereceğim. Yani ÖSYM'nin bize soruma ihtimali olan sorumlu olduğumuz kısmı göreceğiz. Sadece örneklerini yapacağız. Şuna dikkat edin ki kartezyen çarpımı ile ilgili 2021 AYT'de bir soru çıktı. TYT AYT ortak konusu. Hem TYT'de mi çıkmıştı ya? TYT'de de çıkmış olabilir arkadaşlar. Şu an tam şey yapamadım onu yorumlara yazarım. TYT ya da AYT bir tanesinde çıktı. Ben sanki AYT gibi hatırlıyorum ama TYT de olabilir. TYT'de de çıkmış olabilir. Neyse yani sonuçta karşımıza çıkan bir konu. O yüzden iyi bilmek gerekiyor diyelim ve isterseniz videomuza ne yapalım? Geçelim mi? Yavaş yavaş videomuza geçelim. Bu arada videoyu iki kısma böleceğim ben videoda. Birinci kısım küme problemleri, ikinci kısım KTZ'nin çarpımı olacak. Arada lütfen bir e, mola verin, bir teneffüs yapın. Sonra diğer derse geçin. Tamam? Hadi bakalım dersimiz Başlasın. Evet şöyle bir gezdireyim yine siz arkadaşlar. Şöyle 4 sayfa yapacağız. Birinci sorudan ya da özellikten başlayalım. Şimdi küme problemlerinde genelde ven şeması kullanacağız. Ya ven şeması çizilecek ya bize oha ya ven şeması çizilecek ya da bize ven şeması ile ilgili sorulacak. Biz ona göre cevap vereceğiz. Bayağı bir küçülteyim bunu çünkü ee, tuhaf tuhaf şeyler soracak şimdi Bakın 3 tane küme var T kümesi var F kümesi var ve I kümesi var gördüğünüz gibi T kümesi Twitter kullananlarmış F kümesi Facebook kullananlar bu kümenin boş küme olması lazım çünkü Facebook kullanan kaldı mı bilmiyorum var mı İ de Instagram kullananlar kümesi olacak arkadaşlar Şimdi e, buradaki elemanları görüyorsunuz işte Twitter kullananlar A X T Z işte kesişimleri falan şimdi bu yukarı aşağıdaki cümlelere göre elemanları yazacağız Twitter kullananlar Twitter kullananlar demek T kümesinin içindekileri soruyor bize demek T kümesinin içindekilerde ne var A var X var Z var ve T var doğru mu tamam peki bir aşağı indim şimdi Facebook kullananlar F kümesinin içindekileri soruyor ne var B var X var T var ve Y var. Bu da tamam. Sadece Instagram kullananlar. Bakın sadece Instagram demek. Instagram dışında hiçbir şey kullanmayanlar demek. Bakıyorum i kümesinde mesela Z'yi alamam. Or Twitter'da kullanıyor. Y'yi alamam. O Facebook'ta kullanıyor. T'yi alamam. Hepsini kullanıyor. Sadece C'yi alacağım Instagram kullananlar için. Yani buraya C diyeceğim sadece. Bir aşağı inelim biraz da küçültelim. Bir aşağı inelim. Hiçbir şey kullanmayanlar normalde üç kümenin dışında da bir eleman olsaydı hiçbir şey kullanmayanları onu yazacaktık ama burada dışarıda eleman olmadığı için demek ki buradaki bu topluluktaki herkes bir şeyler kullanıyor. Ama soru bize bunu şöyle verseydi. Bunu bir küme içerisine alıp şuraya da me mesela bir K deseydi dışarıya hiçbir şey kullanmayanlara götürüp K yazacaktık. Tamam mı canlarım? Çünkü dışarıda K var diyecektik. O zaman bu en dışta çizdiğim Dikdörtgen ya da kare dörtgen olan küme de evrensel küme olacaktı. Bu da tamam. Facebook kullanıp Twitter kullanmayanlar. Yani bu şu demek aslında? F fark T kümesi. Facebook'ta olan ama Twitter'da olmayan. Mesela değil mi? Aynen. Ee, o zaman F kümesinde olup T kümesinde olmayanlara bakalım. F'de olanlar bu sarıyla boyadığım şurası. Sarıyla boyadım. Twitter kullanmayanlar yani şuradaki ortadakileri almayacağız arkadaşlar yani B'yi alacağız bir de Y'yi alacağız o zaman bu küme B virgül Y'den oluşmalı dedim bir aşağı indim sadece iki sosyal ağ kullananlar ne demek bu sadece iki sosyal ağ kullananlar Twitter ya da Facebook Twitter ya da Instagram Facebook ya da Instagram bunu yazacağız şimdi Sadece iki sosyal ağ kullananlar demek bunların kesişimlerinde olan ama üçünün de olmayanlar. Sadece iki tane. Mesela X. X Twitter ve Facebook kullanıyor. O zaman buraya X'i yazabilirim. Z. Z Twitter ve Instagram kullanıyor. Z'yi de yazabilirim. E, y mesela. Y Facebook ve Instagram kullanıyor. Y'yi de yazabilirim. Ama mesela şeyi yazamam. T'yi yazamam. Niye T'yi yazamam? Çünkü T üçünü de kullananlar. Mesela B'yi yazamam. B sadece Facebook kullananlar. O yüzden X, Z ve Y'yi yazacağım. Var mı başka? Oo varmış bayağı Sadece bir sosyal ağ kullananlar. Yani sadece Twitter. Bak sadece Twitter olan A. Sadece Facebook olan B. Sadece Instagram olan da C. Yani A B C olacak bunun cevap. A B C. En az bir sosyal ağ kullananlar. Bak şimdi burası önemli. En az bir sosyal ağ kullananlar ne demek? Bir sosyal ağ kullananlar 2 sosyal ağ kullananlar ve 3 sosyal ağ kullananlar. En az birin tanımı bu. Peki bir tane kullananlara biz zaten A, B, C demiştik. A, B, C. 2 tane kullananlara da X, Y, Z demiştik. Onu da yazdık. En az bir, bak en az bir bir tane kullananlar A, B, C. 2 tane kullananlar X, Y, Z. Bir de hepsini kullananlar var. Hepsini kullananlar da T, tam ortası. O zaman buraya bir de T yazacağım ve kapatacağım. Tamam mı? Bu da tamam mı? Şimdi bir aşağı gel. En az 2 sosyal ağ kullananlar bu ne demek? En az 2 tane yani 2 tane kullananlar ve 3 tane kullananlar 2 tane kullananlar zaten a 2 tane kullananlar a, b c Pardon sadece 2 kullananlar x yaz özür dilerim x yazayım şu x, y, z en az 2 diyor. Bak sadece 2 dese x, y, z. En az 2 dediği için 2 kullananlar da olabilir. 3 kullananlar da olabilir. 3 kullananlar da t. Tam ortası. O zaman t'yi de yazdım. Tamam mı? Bir aşağı indim. Tüm sosyal ağı kullananlar. O da zaten ortası arkadaşlar. Tümünü kullananlar. Şu ortası. Orta kesişim. Yani ne olacaktır? T olacaktır. Bunları bilirseniz, yani size verilen Venn şemasından yorumlamayı bilirseniz, yorum verildiğinde bunun Venn şemasını çizmeniz de zor olmaz. Tamam mı? Şimdi geldik 31. Bir önceki günden kalan e, e, soru numaralarıyla devam ediyoruz. Diyor ki, bunu yakınlaştırabilirim artık. Diyor ki bir sınıfta 12 kişi matematikten, 10 kişi fizikten, 3 kişi de hem matematik hem de fizikten dönem ödevi almıştır. Buna göre bu iki dersin yalnız birinden dönem ödevi alan kaç kişi vardır? Hemen Venn şemalarımızı çiziyoruz. Matematik diyoruz, fizik diyoruz. Ondan sonra hemen gidiyoruz buraya matematik yazıyoruz, buraya da fizik yazıyoruz. Bak şimdi diyor ki, hemen şuradan gidelim bak. 12 kişi matematikten deyip direkt buraya 12 yapıştırma. Önce kesişimi verdiyse eğer kesişimin üzerinden gitmeye çalış. Bak. 3 kişi hem matematik hem de fizikten. Yani bunların kesişiminden döneme dönem almış. Yani buraya ne yazacağım? 3. E, matematik 12 kişi olduğuna göre bura 3 ise buraya 9 kalır. Fizik 10 kişi olduğuna göre bura 3 ise buraya 7 kalır. Bak böyle çok daha güzel oldu. Net bir şekilde görüyoruz. Bak sadece matematikten alanlar 9. Sadece fizikten alanlar 7. İkisinden de alanlar 3. He, e, bu iki dersin yalnız birinden dönem ödev alan kaç kişi vardır? Yalnız matematikten alan 9 kişi var. Yalnız fizikten alan 7 kişi var. Bunları topladığımız zaman 16 kişi var diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? İşte bu. İşte bu, işte bu, işte bu. Evet 32. Almanca ve İtalyanca e, en az bir Almanca ve İtalyanca'dan en az birini bilenlerin oluşturduğu 35 kişilik bir grupta İtalyanca bilenlerin sayısı Almanca bilenlerin sayısının 2 katı her iki dili bilenlerin sayısının 3 katıdır. Buna göre grupta sadece Almanca bilen kaç kişi vardır? En çok zorlandıklarınızdan bir tanesi bu. Neye zorlanıyorsunuz? Aslında soru zor bir soru değil. Siz şuna zorlanıyorsunuz. Kümeyi çiziyorsunuz. Burada problem yok. Hocam ben iki kümeyi de çizdim. Buna Almanca dedim. Buna İtalyanca dedim. Şimdi şuralara bu katları vermekte zorlanıyorsunuz kesişim olduğu için. Burada şöyle bir taktik izlemenizi öneririm. Mesela diyor ki bu grup 35 kişilik e, ee, şöyle yapın arkadaşlar. Buraya A deyin, buraya B deyin, buraya C deyin öncelikle. Hemen x, 2x, 4x'i vermeye çalışmayın. Bunu A, B, C deyin. Sonra deyin ki A artı B artı C'nin toplamı kaça eşit? 35'e eşit. Bunu yazın. Daha sonra şöyle yapın. İtalyanca bilenlerin sayısı Almanca bilenlerin sayısının 2 katı. İtalyanca bilenlerin sayısı yani B artı C Almanca bilenlerin sayısının 2 katı. Yani A artı B'nin 2 katı. Bunu bir yazın. Bu bir dursun. Her iki dili bilenlerin sayısının 3 katı. Yani İtalyanca bilenlerin sayısı yani B artı C her iki dili de bilenlerin sayısının 3 katı. Yani B'nin 3 katı. Yani 3 tane B. Bak bu B'yi bu tarafa atarsak C eşittir 2 tane B. Sonra burayı içeri dağıtırsam yukarıyı B artı C eşittir 2A artı 2 tane B. Daha sonra şöyle yapalım arkadaşlar. Hepsini B cinsinden yazmaya çalışalım. Yani A'yı da B cinsinden yazalım. Yani C yerine 2B yazalım. C yerine 2B yazarsak zaten çat çat gider. Yani bir de ne gelir arkadaşlar? Burada B kalır. Burada 2A. B eşittir. 2 tane A. Bakın arkadaşlar C 2B. B de 2A geldi. Yani C eşittir 2B. B 2A ise 2 ile genişlettiğim zaman 2B de 4A'ya eşit olur. Aha oranları yakaladık. Oran orantıdan buna 4K veririz. Buna 2K veririz. Buna da 1K veririz. Sonra bunları sileriz arkadaşlar. Demek ki deriz ki. He demek ki A yazan yerde K yazmalı. B yazan yerde. E, orada B mi yazıyordu la bir dakika. Nerede B yazıyordu bakayım. A, B, C. Yani şöyle yazalım. A'da K yazmalı. B'de 2K yazmalı. C'de de 4K yazmalı. Sonra bunları silersiniz. Daha sonra toplamları 35'e eşit olduğuna göre 6K 1K'da 7 tane K eşittir 35'ten 1 tane K 5 olur. Ne soruyor bize? Almanca bilen kaç kişi vardır? Almanca bilen K artı 2K'dan 3K kişi K'da 5 olduğuna göre 3 kere 5'ten 15 kişi vardır diyebiliriz. Şimdi normal kafanızı karıştırmayacak, işlem hatası yapmayacak çözüm yöntemi bu. Ama bunu bazı arkadaşlar diyebilir ki hocam çok uzattınız. Farkındayım. Bu biraz uzun bir yöntem. Bunun daha da kısası var. Bunun daha da kısası şu arkadaşlar. Ama görebilene işte. Yani başlangıçta göremeyen arkadaşlar olabilir. Normalde buna A, buna I deyip şuradan okumaya başlayabiliriz. İtalyanca bilenler her iki dil bilenlerin 3 katı. Yani ben buraya X dersem Burası 2 tane x. Neden? 3 katı bak. İtalyanca bilenler yani 3x her iki dili bilenlerin x'in 3 katı oldu bak. Tamam. E bu İtalyanca bilenler 3x aynı zamanda Almanca'nın 2 katı. Ama 3x bir şeyin 2 katı olmaz. Çünkü 3 2'nin katı değil. O yüzden buraları genişletiyorum ben. x'e 2x değil de 2x'e 4x yapıyorum. Bura İngilizce bilenler 6x. İtalyanca bilen e, pardon İtalyanca bilenler 6x, Almanca bilenlerin 2 katı olması için Almanca bilenlerin 3x olması lazım. E burada 2x varsa buraya x kalır. Bak k 2k 4k x 2x 4x. Buradan 7x eşittir 35'ten 7k dedim 7x diyecektim. x buradan 5 çıkar. Almanca bilenler 3 xten 15 olur. Bu kısa bir yöntem tabii ki. Bak çok çok az bir işlem yaptık. Çok az bir işlemden 3 kere 5 15'i bulduk. Ama işte burada Biraz tecrübe gerekiyor. 2x, 4x, 6x. Bunu biraz daha karıştırıp 3 tane küme verebilir. Dışarıda elemanlar olabilir. Dolayısıyla eğer kafanız karışıyorsa böyle daha derli toplu bir yöntem istiyorsanız yukarıdaki uzun yöntemi kullanabilirsiniz. Ama kısasını da gösterdim. Hemen linçlemeyin yani. Hocam çok uzun çözdünüz falan biliyorum. Kısası da var. Ama uzunu ee, daha garanti. Çünkü burada 2x, 4x kafa karışıyor. Buraya ne vereceğim? Şunu düşünmen gerekiyor. Buraya verdiğinle tamamı 3 katı olacak. Hani buraya şunu da patlarsın hemen. Buraya x verip. Ha. İtalyanca hepsinin 2 katı, şey 3 katı. O zaman buraya 3x vereyim dersen patlarsın. Çünkü 3x buranın tamamı değil. Tamamını 4x yapmış oluyorsun falan filan. Ha bir dakika sadece Almanca bilen diyormuş. Arkadaşlar sadece Al biz 15 dedik de 15 Almanca bilenler sadece Almanca bilenler diyorsa zaten şu K bizim bulduğumuz cevaptır. Yani 5 bulduğumuza göre cevap direkt zaten 5 olmalı. Sadece Almanca bilen 5 kişi var. Tamam pardon. Ben hepsini buldum. Tamam mı? 33. soruya geldik. Bir uçakta İngilizce, Almanca ve Türkçe bilenler ve bu üç dili de bilmeyenler bulunmaktadır. Bu dillerin en çok ikisini bilen, tamam, en az ikisini bilen, en çok birini bilen. Bak. Burada üç dili de bilmeyenler bulunmaktadır dediği için kümeleri şöyle çizeceğim. İngilizce, bak şöyle. İngilizce, Almanca, Almanca, Türkçe şöyle yapalım. Türkçe ve üç dili de bilmeyenler. Bak evrensel kümeyi de çizdim buraya. Üç dili de bilmeyenler diye. Bunu da dışarı yazacağım. Burası İngilizce olsun. Burası Almanca olsun. Burası da Türkçe olsun. Yok oğlum Türkçe niye aşağıda? Türkçe yukarıda olsun. Artistik yapmayın. Burası Türkçe olsun. Burası Almanca olsun. Burası da İngilizce olsun. Bak şimdi. Burada öyle yapmadım. Burada direkt kümeleri çizdim. Çünkü Almanca ve İtalyanca İtalyancadan en az birini bilenlerin diyor. Yani burada Almanca, İtalyanca bilmeyen yani dışarıda eleman olmadığı için evrensel kümeyi çizmeye gerek duymadım. Ama buradan mecbur çizmek zorundayız. Şimdi ben bu soruları şöyle çözüyorum. Biraz uzun ama garanti bir yöntem. Buna A diyorum, B diyorum, C diyorum, D diyorum, E diyorum, F diyorum, G diyorum. Buna da H diyorum. Her bölgeye bir tane eleman koyuyorum. Bu, bu e, elemanlar bu bölgelerdeki eleman sayılarını ifade etsin gibi düşünüyorum arkadaşlar ve şöyle yapıyorum İngilizce Almanca da tamam En çok ikisini bilen ne demek bu az önce en çok iki kullanabilen ne demiştik En çok ikisini bilen yani Ya Hiç bilmeyecek Ya bir tane bilecek ya da iki tane bilecek Hiç bilmeyen H zaten Bir tane bilenler ABC A artı B artı C İkisini bilenlerden bilenler de EFD E artı F artı D. Bunun toplamının 52 olduğunu vermiş soru. Tamam. En az ikisini bilen 24. Şimdi en az ikisi demek ya ikisi ya da hepsi. Ya ikisi e, en az ik, e, ikisini bilenler D, E, F. D artı E artı F. Üçünü de bilenler de G. Bunun toplamını soru bize ne vermiş? 24 vermiş. Bunu da yazdım. Bu da bu da okey. Bu da eyvallah. Şimdi en çok birini bilen demek ya bir tanesini bilen ya da hiç bilmeyen. Bir tanesini bilenler A, B, C. A artı B artı C. Hiç bilmeyenler de H. Bunun toplamı da 35. Şimdi arkadaşlar şu ikisini yani şu son, son iki yazdığımı taraf tarafa toplarsanız bakın. A artı B artı C artı D artı E artı F artı G artı H eşittir 59 olur. Ve şunu görün. H, H, A B, C. A, B, C, E, F, D. E, F, D, E, F, D. Bunların toplamı 52. Yani bunları çat 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 ve 52 yazabiliriz. 52 artı G eşittir 59'dan. 52 karşı tarafa atarsam G eşittir 7. Yani 3 dili de bilen 7 kişi var. 3 dili bilen kaç kişi vardır? 7. Zaten bunu sormalı. Diğerlerini soramaz, çıkmaz diğerleri mecbur bunu soracak. Tabii bu soruda biraz... Ee, tecrübeli olanlar cümlelerin gelişinden bunların ikisinin toplamının hepsi olduğunu yani 59 kişi olduğunu burada çünkü en az ikisini bilenlerle en çok birini bilenler hepsi ve hiç bilmeyenlerdir aslında. Bütün kümeleri söylemiş bize 59. Bunlardan en çok ikisini bilen 52 kişi varsa hepsini bilen 59-52'den eksi 7 kişi vardır diye direkt de yorum yapabilir ama bunu görmenizi istiyorum ben tamam mı? 34'e geldik. Bak güzel bir soru şimdi. Deneyebilirsin. Matematik ve kimyadan en az birini geçenlerin bulunduğu bir sınıfta matematikten geçenler sınıfın %60'ı, kimyadan geçenler sınıfın %55'ini oluşturmaktadır. Her iki dersten geçen 9 kişi olduğuna göre sadece bir dersten geçen kaç kişidir? En az birini geçenler dediği için evrensel küme yazmamıza gerek yok arkadaşlar. Sadece iki tane kümeyi çizmemiz yeterli olacaktır. Buraya matematikten geçenler, buraya kimyadan geçenler dedim. Bak sınıfın mevcudunu 100x diyorum. Tamam mı? Şimdi matematikten geçenler kaç? 60x. Kimyadan geçenler kaç? 50x. Hocam niye toplamları 100'den büyük oldu? Çünkü burada her ikisinden de geçenler iki defa sayıldı. Yani aslında şu arkadaşlar sınıfın mevcudu. Yani S, M birleşim K. Tamam mı? S, M nasıl bulunuyordu? Artı S, K. Eksi S, M kesişim K. Şimdi burası 100x arkadaşlar. Şurası 100x. Şurası 60x soruda verilmiş bak. Ee, yanındaki 55x eksi buna da ee, A diyelim. Tamam mı? Şurası 115. Bunu buraya bunu buraya alırsam A eşittir 15x. Yani kesişimde hem matematiği hem kimyayı geçen 15x kişi var. Bak bunu bulduk önce. Şimdi bu 15x neye eşitmiş arkadaşlar? 9 kişiye eşitmiş. Eşittir 9. 15x eşittir 9'sa x eşittir 9 bölü 15 çıkar. Şimdi x 9 bölü 15 ise sınıfın mevcudunu mu bulalım ne bulalım? Tamam sınıfın mevcudunu bulalım. Yani 100 çarpı 9 bölü 15 diyelim. Ne olur burası? 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 5'e böldüm 20. Sınıf mevcudu 60 kişi arkadaşlar. Şimdi bakın dikkat edin. Her iki ders geçen şu arada 9 kişi var. Burada 9. Sınıf mevcudu 60 kişi. Diyor ki matematikten geçenler %60'ı. 60'ın %60'ını alalım. 60 çarpı 60 bölü 100. Çıt 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 36 kişi. 9 burada olduğuna göre buraya ne kalır? 27 kişi. Tamam. Şimdi 36 kişi eğer matematiği geçenlerse şöyle de düşünebilirsiniz. %55 diye düşünün. 60 çarpı 55 bölü 100. Bu kaç yapıyor bakalım? Çıt çıt. 5'e böldüm 11. 5'e böldüm 2. Çıt çıt. Bura 3. 33. E, 9 burada var. 33'ten 9'u çıkartırsam ne olur arkadaşlar? Ee, ne olur ne olur ne olur ne olur? Ee, 20 Ulan hesaplama yapamadım. 24 değil mi? Şurası da 24 olur. Bakın toplarsanız 27 ile 24'ü toplayın. 51. 9 daha. 60 sınıf mevcuduna zaten ne demiştik? 60. Sadece bir dersi geçen kaç kişi vardır? Yani şurayı ve şuranın toplamını soruyor. Toplarsanız 24 artı 27'den. Sorumuzun doğru cevabı 40-51 olacak. Tabi şöyle de yapabilirdik. Ben bunları tek tek buldum ama daha kısa yoldan şöyle yapabilirdik. Her iki dersi geçen 9 kişi varsa zaten hiç geçemeyen de yoksa en az birini herkes geçtiyse Tüm sınıf mevcudu da 9'sa 9'dan, 60'dan 9'u çıkartıp direkt 51'i de bulabilirdiniz. Ama şunları bulmayı da göstermek istedim açıkçası size. konu anlatımlarda arkadaşlar direkt soruyu çözmekten ziyade size bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Bazen yorumlarda görüyorum. Hocam şu soruyu uzattınız mı falan diye. Evet olabilir. Bazen görmeden de uzatabiliyorum. Kısa yolu görmüyorum bazen. Ama görmediğime de şükrediyorum bazen. Şurada volay... Volayev... Volayev oluyor. Neyse. O gözüme çarptı. Eee... Dediğim gibi kısa yöntemler güzel ama bazen uzun yöntemi anlatmak iyidir. Çünkü kısa yöntem evet iyidir. Tevzi de ihtiyacımız olur ama konu anlatımında elimizden geldiği kadar konuyu öğrenmek gerekir. Konuyu da uzun yöntemlerden öğrenirsiniz. Kısa yöntemler konuyu öğrendikten sonra sonucu ulaşmak için bulduğumuz başka bir metottur yani tamam mı? Ama tabii kısa yöntemleri yazmanız da güzel. Her zaman yazmaya devam edin arkadaşlar. Futbol, basketbol ve voleybol sporlarından en az birini yapan 50 kişilik bir sporcu topluluğunda futbol oynayanların her biri voleybol oynamakta ve basketbol oynayanların hiçbir voleybol oynamamaktadır. Burada bir Venn şeması çizecek, çizdirecek bize ve bunun yolunu yapıyor bu ilk paragrafta. Yalnız voleybol oynayanların sayısı basketbol oynayanlardan 12 kişi, futbol oynayanlardan 10 kişi fazla olduğuna göre bu sporcu topluluğunda futbol oynayan kaç kişi vardır diyor. Şimdi şöyle arkadaşlar en az birini yapan dediğine göre evrensel kümeye yani dışarıya eleman yazmayacağız. O bizi rahatlatacak. Şimdi şu futbol kümesi ise arkadaşlar bakın futbol oynayanların her biri voleybolda oynamaktadır. Bu ne demek? Şimdi biri birinin alt kümesi. Ama hangisi hangisinin alt kümesi? Şimdi buraya V, şuraya F yazarsan futbol oynayanların futbol oynayanların her biri voleybolda oynamış oldu mu? Evet. Demek ki futbol kümesi voleybol kümesinin alt kümesi. Bak, voleybol oynayan her kişi futbol oynamak zorunda değil ama futbol oynayanların her biri voleybol oynuyormuş. Böyle yazdık. Basketbol oynayanların hiçbir voleybol oynamamaktadır. O zaman basketbol kümesi bunların dışında bir küme. Yani şöyle. Basketbol bu küme basketbol kümesi. Basketbol oynayanların hiçbiri voleybol oynamamaktadır. Yani bunların kesişimi yokmuş. Bunu da yaptık. Bu da tamam. Yalnız voleybol oynayanların sayısı şu dışarısı arkadaşlar. Yani futboldan futbolda olmayanlar. Yani şu futbol dışındakiler. Yalnız voleybol oynayanların sayısı basketbol oynayanlardan 12 kişi fazlaymış. Ha, o zaman basketbol oynayanlara x dersem şurası x artı 12 olur. Tamam. Futbol oynayanlardan da 10 kişi fazlaymış. Ha, o zaman şurası da x artı 2 eşit. 10 fazlası x artı 12. Güzel. Bu e, 50 kişi varmış o zaman 3x artı 14 hepsini topladım 50'ye eşit. Attım öbür tarafa 3x eşittir e, 40 36 buradan x eşittir 12 geldi. Ne diyor bize? Futbol oynayan kaç kişi vardır? E, x artı 2 demiştik futbol oynayanlara. 12 dersem x'e 14 kişi vardır diyebiliriz. Tamam Şimdi geldik 36. soruya. Burada arkadaşlar futbol veya basketbol demiş ama futbol oynayanlar, voleybol oynayanlar ve hiçbirini oynamayanlar olduğu için burası voleybol olacaktı. Voleybol. Ya da veleybol da diyebiliriz. 27 kişilik kafilede futbol oynayanlar, voleybol oynayanlar ve bunların hiçbirini oynamayanların sayısı eşittir. Bak şimdi hiçbirini oynamayanlar da var. Futbol oynayanlar, voleybol oynayanlar. Bunları kümelerde gösterelim. Bu A kümesi olsun. Ne A kümesi? A kümesi olmasın. Futbol oynayanlar F kümesi, voleybol oynayanlar V kümesi. Buna A diyelim, buna B diyelim, C diyelim, D diyelim. Hepsinin toplamı kafilenin sayısına eşit. Yani kaça eşit arkadaşlar? 27'ye eşit. Bunu yazdım. Şimdi bak. Futbol oynayanlar oynayanların sayısı, voleybol oynayanların sayısına, bunlar da hiçbir şey oynamayanların sayısına eşit. Bunu da yazdım. Kafilede futbol veya voleybol oynayanlar. Yani A artı B artı C. Futbol veya voleybol oynayanlar. Futbol oynayanlar ve voleybol veya voleybol oynayanlar. Bunların toplamı 17'ymiş. Bunların toplamı 17 ise şunun 10 olması lazım. Çünkü şurası 17 ise burası 10. Şimdi neyi soruyor bize? Voleybol oynayan kaç kişi? E, voleybol oynayanlar B artı C. E, ben D'yi 10 buldum. E, B artı C'de D'ye eşit zaten. O zaman cevabımız neye eşit olur? 10'a eşit olur. Tamamdır. 37. 39 kişilik bir sınıfta tenis oynayan, sadece masa tenisi oynayan ve hek ikisini de oynamayan öğrencilerin sayısı birbirine eşittir. Ha, şöyle çizelim. Ee, tenis ve masa tenisi. Şöyle çizelim. Şuna T diyelim. Şuraya da masa tenisi diyelim. Buraya A diyelim, buraya B diyelim, buraya C diyelim, buraya D diyelim. A artı B artı C artı D'nin toplamı kaça eşit olacak? 39'a eşit olacak. Diyor ki tenis oynayanlar yani A artı B. Sadece masa tenis oynayanlar C. İkisini de oynamayanlar yani D. Bunlar birbirlerine eşitler. Böyle tamam mı? Şimdi bu tamam. Bu eyvallah. Buna göre bu sınıfta tenis oynamayan kaç öğrenci var? Tenis oynamayanlar, masa tenisi oynayanlar, sadece masa tenisi oynayanlar ve hiçbirini oynamayanlar. Yani bu soru bana C artı D'nin kaç olduğunu soruyor arkadaşlar. Bakın A artı B gördüğümüz yere C yazabiliyormuşuz. C yazabiliyormuşuz. Buraya C yazdım. D yerine de C yazabiliyormuşuz. Buraya da C yazdım. O zaman 3 tane C 39 oldu. 3 tane C 39 ise C buradan 13 çıkar. C D'ye eşit olduğu için D de buradan 13 çıkar. E C artı D de neye eşit olur? 26'ya. Geldik şimdi 38. Haydi bakalım. 57 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin 32 tanesi kız. Bu sınıfta bulunan gözlüklü kız öğrencilerin sayısı, gözlüklü erkek öğrencilerin sayısının yarısı, gözlüksüz erkek öğrencilerin sayısının iki katıdır. Sınıfta gözlüklü erkek öğrencilerin sayısı. Burada Venn şemasıyla bu soruyu çözemeyiz. Tablo yapmamız lazım. Küme tablosu yapmamız lazım. Çünkü kız erkek bunlar da içerlerinde gözlüklü gözlüksüz diye ayrılıyorlar. Yani burada 4 tane farklı grup var. Gözlüklü kız, gözlüklü erkek, gözlüksüz kız, gözlüksüz erkek. O yüzden bunu şöyle yapmamız gerekiyor arkadaşlar şöyle bir tablo oluşturuyorum bakın şöyle ş şöyle yapalım şöyle yapalım şöyle yapalım ya da şöyle yapalım ve şöyle yapalım şimdi diyelim ki buraya kız erkek gözlüklü g artı gözlüksüz g eksi ile gösterelim Tamam mı? Peki şimdi 57 kişilik bir sınıftan 32 tanesi kız öğrencidir. Ha, kızlar. Yani buraya x dersem burası 32 eksi x oluyormuş. 57 kişilik bir sınıfın 32 tanesi kız öğrenci ise o zaman 25 tanesi de erkek öğrencidir. Buraya y yazarsam burada 25 eksi y olur. Böyle başlayabiliriz soruya. Standart bir başlangıç. Sınıfta bulunan gözlüksüz kız öğrenci sayısı. Gözlüksüz kız bu gözlüklü erkek öğrencilerin sayısının yarısı gözlüklü erkek bunun yarısı yani 32 eksi x y'nin yarısı bu tamam gözlüklü erkek öğrencilerin sayısının yarısı bak tamam gözlüksüz erkek öğrencilerin sayısının da 2 katıymış ha ney gözlüksüz kız öğrenci sayısı yani 32 x Gözlüksüz erkeklerin iki katıdır. Gözlüksüz erkekler 25 eksi y. 25 eksi y'nin iki katı. 32 şöyle diyebiliriz. 25 eksi y'nin 2 katı. Buradan arkadaşlar y'yi bulabiliriz. Değil mi? Hadi bulalım y'yi. İçler dışlar çarpımı yaparsak y eşittir 4 çarpı 25 eksi y. Yani 100 eksi 4 y. Buradan 5 tane y eşittir 100 olur. Buradan y eşittir 20 çıkar. Y 20 ise 2'ye bölünce 32 eksi x 20 bölü 2'den 10 çıkar. x de buradan 22 çıkar. Ne soruyorsun bana? Gözlüklü erkek öğrenciler. Gözlüklü erkek. Yani y'yi soruyorsun. E bulduk y'yi zaten 20 eşit oldu. Gözlüksüz kızı sorabilirdi. Her şeyi sorabilirdi. x'i y'yi bulduktan sonra sorunun tamamını çok rahat bir şekilde çözersin. 50 kişilik bir grup futbol ve basketbol oynayan veya oynamayanlardan oluşmuştur. Yani diyor ki evrensel kümen var. Bir tane burada kümen var. Bir tane de burada kümen var. Bu küme futbollar. Bu küme basketbollar. Tamam. Hiç oynamayanlar. Tamam. A, B, C ve D dedim. Futbol oynamayan 25 kişi. Hmm. C artı D. Basket, sadece basketbol ya da hiç oynamayanlar. Tamam. E, basketbol oynamayan 34 kişi. Basketbol oynamayan da A artı D eşittir. 34. Yani sadece futbol oynayanlar bir de hiçbirini oynamayanlar. E, futbol veya basketboldan en çok birini oynayanlar. Yani ya birini oynayacaklar ya da hiç oynamayacaklar. A artı C. Bunlar birini oynayanlar. Hiç oynamayanlar da D. Bunların toplamı da 45'miş. Yalnız basketbol oynayan kaç kişi vardır? Yalnız basketbol oynayanlar C arkadaşlar. Soru bize C'yi soruyor. 50 kişi var diyor ya. Yani A artı B artı C artı D eşittir 50. Bak şurası A artı C artı D 45. O zaman B dediğimiz adam 5 olur. Değil mi? B 5. Şöyle bir şey yapabiliriz. D'yi bulabiliriz. Bak bunları taraf tarafa toplayalım. A artı C artı 2D eşittir. 25 artı 34'ten 59 gelir arkadaşlar. Şimdi biz A artı C'nin ne olduğunu biliyor muyuz? Şunu biliyoruz bak D'yi de buluruz. Şimdi bak A artı C artı 2 D'yi şöyle yazalım. A artı C artı 2 D değil de D artı D diye yazalım. A artı C artı D'nin 45 olduğunu biliyorsak buradaki D'nin de kaç olduğunu buluruz? 59'dan 45 çıkartırsam 14 olduğunu buluruz. E, D 14'e eşitmiş. D eşittir 14. D 14 ise A'yı da buluruz. D14. Bak D14. D yerine 14 yazarsam 14 ile neyi toplarsak 34 eder? 20'yi. A'yı da bulduk. A'da 20. Tamam, bize ne lazım? A artı B artı C artı D'yi biliyoruz biz. E, ee, C'yi arıyoruz ya. E tamam soru bitti. C'yi arıyormuşuz lan biz. Bir dakika. Bizim A'yı bulmamıza gerek yokmuş ki. Biz D'yi 14 bulduk zaten. D eşittir 14. D 14. C ile D'nin toplamı 25 ise C'ye de ne kalır? 11 kalır. O zaman 11'miş. C eşittir 11. Vay be. Ben biraz daha derin düşündüm. Derin. Derin devlet gibi düşündüm. Örnek 40'a geldik ve küme problemlerinin son sorusu. 45 kişilik bir sınıfta öğrencilerin bir kısmı beyaz gömlekte diğerleri ise siyah gömlektedir. Erkeklerin %15'i siyah gömlekte öğrencilerin %20'si ise beyaz gömlek. Bak öğrencilerin %20'si beyaz gömlektedir. Dikkat kızların falan demiyor. 18 kız öğrenci olduğuna göre siyah gömlekli kızlarla beyaz gömlekli erkeklerin toplamı kaçtır? Tablo yapacağız yine. Hop, hop değil. Hop, hop, hop ve hop. Tamam. Şimdi kızlar, erkekler, beyaz gömlekliler, siyah gömlekliler. Haydi bakalım. Ee, erkeklerin yüzde 15 erkeklerin 15'i. Erkeklerin 15'i. Beyaz göm e, ne siyah gömlekti. Erkeklerin 15'i siyah gömlekti. Buraya 15 yazdım. Bu tamam. Öğren 18 tane kız öğrenci varmış bak. Ben buraya x dersem burası 18 x oluyormuş. Şimdi 18 tane kız öğrenci varsa 45'ten 18 çıkarttığım zaman 27 tane de erkek var. Burası 15 ise Siyahlar siyah gömlekli 15'te 27 tane erkek öğrenci olduğu için buranın da 12 olması lazım. Diyor ki öğrencilerin 20'si beyaz gömleklidir diyor. Şimdi öğrencilerin 20'si beyaz gömlekli ise beyaz gömlekliler bak şunlar x artı 12 beyaz gömlekliler görüyor musun? Kızlardan 2 tanesi erkeklerden 12 tanesi beyaz gömlekli yani x artı 12 eşittir 20 ise x buradan ne gelir 8. X 8 ise 8 tane beyaz gömlekli kızımız varmış. 18-8'den 10 tane de siyah gömlekli kızımız varmış. Diyor ki şimdi ee, ne diyor bize? Siyah gömlekli kızlarla beyaz gömlekli erkeklerin toplamı. Siyah gömlekli kızlar 10, beyaz gömlekli erkekler 12 toplamları 22 çıkacaktır. Tamamdır. Şimdi küme problemlerini bitirdik arkadaşlar. Küme problemlerinde bizim en sık... Ee, karşılaştığımız problem şu. Böyleyken çözebiliyoruz ama soru bizim karşımıza geldiği zaman onu kümeden mi çözeceğiz? Nereden çözeceğiz? Bu bir küme problemi mi? Normal bir sayı problemi mi? Bunu ayırt edemiyoruz. İşte bu noktada Efficinado testleri devreye giriyor. Oradaki sorularda size e, daha böyle zor, daha meşakkatli sorularda şunu göstereceğim. Bir soruya baktığınız zaman bu küme problemi sorusu mu? Değil mi? Bunu nasıl yapacağız? Önce yanlışını yapacağız. Sayı problemi gibi çözmeye çalışacağız. Bir çıkmaza girdiğimiz zaman onu hemen küme problemleri çevireceğiz hiç merak etmeyin onu da size yapacağım Hiç problem değil ee, Ama ne zaman 54. günde küme problemleri küme daha doğrusu kümeler efijen testinde yapacağız Biz şu anda dersimizin ikinci kısmı olan Kartezyen çarpıma geçiyoruz Hadi gel Geldik şimdi kartezyen çarpıma Kartezyen çarpım nedir Onu görelim önce önce Tanımlara bakalım Arkadaşlar Şöyle bir uzaklaşalım. Uzaklaş oğlum uzaklaş. A ve B gibi herhangi iki elemanı sıra gözeterek yap, yazma işlemine sıralı ikili denir arkadaşlar. Sıralı ikili denir. Sıralı ikililer A virgül B şeklinde gösterilir ve kesinlikle sıra gözeterek yazılır. Yani A virgül B kesinlikle B virgül A'ya eşit değildir. Sıralı ikilideki şu A'ya birinci bileşen şuradaki B'ye de İkinci bileşen adını veriyoruz. Sıralı ikili kavramı kartezyen çarpımda önemli. Eğer iki tane sıralı ikili birbirine eşitse, a virgül b, c virgül d'ye eşitse, birinci bileşen birinci bileşene eşit, yani a, c'ye eşit. İkinci bileşen de ikinci bileşene eşit, yani b de d'ye eşit olmak zorundadır. Hemen uygulamasını yapayım size. 3x artı 7 virgül 8 sıralı ikilisi 28 virgül 2y eksi 4 sıralı ikilisine eşitmiş x artı y toplamı diyor. O zaman buradaki birinci sıralı ikili birinci sıralı ikiliye eşit. Yani 3x artı 7 eşittir 28'den bu tarafa atınca 3x eşittir 21 yani x eşittir 7. İkinci sıralı ikili de İkinci sıralı ikiliye eşit olmalı. Yani 8 eşittir 2y eksi 4'ten 2y eşittir 12'den y eşittir 6. Soru bitti. X ile y'nin toplamı 6 artı 7'den ne eşit olacaktır? 13'e eşit olacaktır. Tamam mı? Sıralı ikili bu. Şimdi gel kartezyen çarpımı tanımını yapalım. A ve B boştan farklı iki küme olsun. Tamam boştan farklı iki küme alıyoruz. Birinci bileşeni A kümesinden ikinci bileşeni de B kümesinden alınarak oluşturulan tüm sıralı ikililerin kümesine A kartezyen kartezyen B kümesi denir ve A çarpı B şeklinde ya da A x B şeklinde gösterilir arkadaşlar. Bu kartezyen çarpım neymiş? Bir kere kartezyen çarpım sıralı ikililerden oluşuyormuş. Tüm sıralı ikililerin kümesine. Sıralı ikililerden de sıralı ikililer nasıl? Şöyle A virgül B şeklinde. Bunlardan birinci bileşeni kartezyen çarpım kümesinin birinci kümesinden. ikinci bileşeni de ikinci kümesinden alınan elemanların kümesiymiş. Gel kartezyen çarpımı şöyle liste yöntemiyle de gösterelim. A kartezyen B kümesi A virgül B sıralı ikililerinden oluşuyor. Öyle ki A elemanı Büyük A kümesine ait B elemanı da büyük B kümesine. Yani kartezyen çarpım sıralı ikililerden oluşur. Bu sıralı ikililerden birinci bileşen kartezyenin ilk kümesinden, ikinci bileşen de kartezyenin ikinci kümesinden alır. Bu kadar basit. Buna biz kartezyen çarpım kümesi deniyoruz diyoruz. Örnek 2'ye geldik şimdi. A 1,2 elemanlarından oluşuyor. B de 4,5. A kartezyen B ve B kartezyen A kümelerini oluşturunuz ve bunların bu kümeleri koordinat ekseninde gösteriniz diyor. Hemen gösterelim. Bak şimdi. A kartezyen B sıralı ikililerden oluşacak. Nasıl sıralı ikililerden? Birinci bileşeni A kümesinden alacak. ikinci bileşeni B. Şimdi birinci bileşeni A'dan alabilir ama A'nın iki ihtimali var. Yani şöyle olabilir. Birinci bileşeni A'nın bir elemanından alır. ikinci bileşeni B'nin dört elemanından alır. Bu bir sıralı ikili. Veya birinci bileşeni A'nın bir elemanından alır. İkinci bileşeni B'nin 5 elemanından alır. Veya birinci bileşeni A'nın 2 elemanından alır. İkinci bileşeni B'nin 1. Bir eleman, elemanından alır. Veya birinci bileşeni A'nın ikinci elemanından alıp ikinci bileşeni de B'nin ikinci elemanından alır. İşte size A çarpı B, A kartezyen B kartezyen kümesini oluşturdum. Bunu koordinat ekseninde de göstereyim arkadaşlar. Ama isterseniz... B kartezyen A'yı da oluşturalım. B kartezyen A'da bu sefer birinci sıralı ikililerin ilkleri yani birinci bileşenleri B kümesinden ikinci bileşenleri A kümesinden alınacak. Tamam. O zaman önce B'den 4'ü alayım. A'dan 1'i alayım. Sonra B'den 4'ü alayım. A'dan 2'yi alayım. Sonra B'den 5'i alayım. A'dan 1'i alayım. Sonra B'den 5'i alayım. A'dan 2'yi alayım. Gördüğünüz gibi tamamen farklı kümeler. Kesinlikle A kartezyen B kümesi A kartezyen B kümesi B kartezyen A kümesine eşit değil. Farklı kümeler arkadaşlar. Tamam mı? Eşit oldukları tek durum kümelerin eşit olduğu durumda olur. O da zaten A kartezyen A diye yazılır, B diye yazılmaz. Çünkü A B'ye eşit olmuş olur. Şimdi bunları koordinat ekseninde bir gösterelim isterseniz. Mesela A kartezyen B'yi göstereyim. Şimdi 1,4 elemanı 1,4 elemanı bir burada. Birinci bileşen genelde biliyorsunuz ki birinci bileşenler absis x ile ikinci bileşenler de ordinat y ile gösterilir. Şurası 4 elemanı olsun. Ee, yine bir elemanı 5 elemanını gösterelim. Şurası 5 elemanı olsun. Bir de 2 elemanı. Şurası da 2 elemanı olsun. Bak şimdi. 4, 1'e 4 şurası. 1'e 5 şurası. 2'ye 4 şuradan uzatırsam şurası. 2'ye 5 de şurası. Bak. Bu 1'e 4. Bu 1'e 5. Bu 2'ye 4. Bu 2'ye 5. İşte arkadaşlar şurası A kartezyen B. A kartezyen B. Noktalar kümesi. Tamam mı? Şimdi bunu çoğaltalım. Şuraya getirelim. Şöyle getirelim. Şunları silelim. Şunları silelim. Bu sefer absislerimiz 4 ve 5 olacak. Bunları da silelim. Bunları da silelim. O zaman tekrar çizeydik değil mi? Yani hiçbir şey kalmadı. Zaten bunu da sildim. Oh bu da gitsin. Bunu da sil yavrucuğum. İyi bari onu silmedin. Tamam pek. Şimdi şunu şöyle getirelim. Bu sefer bunu 4, bunu 5. Absisleri 4, 5. Ordinatları 1, 2 alacağız. Bu 1, bu da 2 olsun. Şimdi bir kere 4'e 1 noktası burası. 5'e 1 noktası burası. 4'e 2 noktası burası. 5'e 2 noktası da burası. Biraz yamuk çizdim 5'e 2'yi. Biraz daha Şöyle düzenli çizmeye çalışayım. Çok da önemli değil arkadaşlar da. Yine de düzenli çizelim. Şimdi şurası 4'e 1 noktası. Yani A, B kartezyen alın ilk elemanı. Şurası 4'e 2 noktası. Şurası 5'e 1 noktası. Şurası da 5'e 2 noktası. İşte şu sarıyla boyadığım bölge ne kümesi olacak? B kartezyen A kümesi. Tamam çizdik ve koordinat ekseninde gösterdik. Şimdi gel buraya örnek 3'ten önce bir özellik. A ve B herhangi iki küme olsun. A kümesinin eleman sayısı M. B kümesinin eleman sayısı N ise A kartezyen B'nin eleman sayısı M çarpı N'dir. B kartezyen A'nın eleman sayısı M çarpı N'dir. Daha doğrusu ilki B olduğu için N çarpı M diyelim. Aynı şey oluyor da gösterim olarak. Yani kartezyen kümenin eleman sayısı kartezyen kümeyi oluşturan kümelerin eleman sayılarının çarpımıdır. A kartezyen B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısı çarpı B'nin eleman sayısıdır. B kartezyen A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısı çarpı A'nın eleman sayısıdır. Tamam mı? Bu çok ve tek özelliği kartezyen çarpımın. Aslında tek değil bir de dağılma var ama bu en çok kullanılan özelliğidir kartezyen çarpımın. Sorularda genelde buradan çıkar arkadaşlar. Şimdi bak A kümesi verilmiş. Ne verilmiş? 1, 4, 5, 1, 4, 5 7, 8, B kümesi de A, B, C, D olarak verilmiş. Bize A kartezyen A, B kartezyen B, A kartezyen B, B kartezyen A kümelerinin eleman sayısı. S, A kartezyen A yazayım ben size. A'nın eleman sayısı 5. o zaman 5 çarpı, e diğeri de A, o da 5. 5 kere 5'ten 25. S, B kartezyen B'yi yazalım. B'nin eleman sayısı 4. E bu da B, o da 4. 4 çarpı 4'ten 16. S A kartezyen B yani A kartezyen B'nin eleman sayısı. Bu da eşittir S B kartezyen A B kartezyen A'nın eleman sayısı. Çünkü A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısını çarpacağız. 5 çarpı 4 ya da 4 çarpı 5 her türlü kaç eşit olacaktır? 20'ye eşit olacaktır. Yaparsanız tek tek eşleştirirseniz 20 tane farklı sıralı ikilinin geldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi A kartezyen B'nin eleman sayısı 13 ve A kartezyen C'nin eleman sayısı 11 ise A artı B artı SC kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar o zaman A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısını çarptığımız zaman sonuç 23 çıkıyormuş. A'nın eleman sayısıyla onu silelim şöyle. C'nin eleman sayısını çarptığım zaman da neye eşit çıkıyormuş? 11'e eşit çıkıyormuş. Şimdi canlarım ben bunları şöyle oranlarsam şunlar gider. B'nin eleman sayısının C'nin eleman sayısına oranı neye eşit çıkar? 23 bölü 11'e eşit çıkar. O zaman şöyle diyebilirim ben. B'nin eleman sayısı 23'tür. C'nin eleman sayısı da 11'dir. Dolayısıyla A'nın eleman sayısı da 23 çarpı ne 23 olur? 1. O zaman bu da 1 olur. Peki hocam bu 26 olamaz mıydı? Mesela 26 bölü 22 genişletip yazamazdın. Yazamazdın. Neden yazamazdın? Şundan dolayı S A çarpı, hadi bunu 26 değil de 46 pardon iki katı. B'nin eleman sayısını 46 alırsan, bunun sonucunun 23 çıkabilmesi için bu S A'nın 1 bölü 2 çıkması gerekir. Yalnız bir kümenin eleman sayısı 1 bölü 2 diye bir şey olmaz. Kümenin eleman sayısı pozitif tam sayı olmak zorunda, 1, 2, 3, 4, 5 diye. Dolayısıyla A'nın eleman sayısı 1'dir çünkü B'nin eleman sayısı 23 ve C'nin eleman sayısı 11'dir canlarım, tamam mı? Ne soruyor bize? A ile B'nin eleman sayılarını topla diyor. 1 artı 23. Bunlardan 11'i çıkar diyor. 24'ten 11'i çıkartırsam eğer hesaplamalarım beni yamultmuyorsa cevabımız 13 olur. Tamam mıdır? Geldik örnek 5. Eleman sayıları birbirinden farklı A ve B kümeleri veriliyor. A kartezyen B'nin eleman sayısı 36 ise A birleşim B'nin en büyük ve en küçük değerlerini bulunuz. Arkadaşlar o zaman A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısının çarpımı 36'ymış. Tamam. Şimdi ne verebiliriz? Buna 1 verebiliriz. Buna 36 verebiliriz. Buna 2 verebiliriz. Buna 18 verebiliriz. 3 verebiliriz. 12 verebiliriz. 4 verebiliriz. 9 verebiliriz. 6 6 veremeyiz. Çünkü eleman sayıları birbirinden farklı diyor. Peki tamam. Ee, o zaman şöyle verebiliriz. 6 veremeyiz. O zaman 9 6'ya dönecek. A birleşim B'nin e, A birleşim B'nin eleman sayısının en büyük değeri diyor. A birleşim B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısından A kesişim B'nin eleman sayısını çıkartacağız. Şimdi biz bunun en büyük olmasını istediğimiz için S A birleşim B'yi burayı alabileceğimiz en küçük değer alalım. A kesişim B'yi. Arkadaşlar eleman sayıları birbirinden farklı diyor ama kümelerin kesişimi var mı yok mu vermemiş. E var mı yok mu vermemişse ben kesişimlerini sıfır alayım. Yani bunların kesişimleri boş küme olsun. Yani bunlar ayrı kümeler olsun. Alamaz mıyım? Niye alamayayım? Soruda da ayrı küme değiller dememiş ki. Alabilirim. O zaman bunları ayrı küme alırsam şunu silerim arkadaşlar. Bura gider. Yani ben A birleşim B'nin eleman sayısını bulmak için bunların eleman sayılarını toplayacağım. E, S A birleşim B'nin en büyük değeri için sayılar birbirlerine en uzak olacak. Yani 1 ile 36 toplamları 37. Bu en büyük. Max. Bunların en küçük değerleri için de sayıları birbirlerine en yakın tutacağım. 13. Aslında en yakın 12 ama yani 6 6 seçsek 12 olur. Ama eleman sayıları birbirinden farklı dediğimiz için 12 seçemeyiz. 4 ile 9 seçeriz. O zaman da buradan 13 olur minimum. İşte bu A artı B, S A birleşim B'nin. Yani A, A birleşim B kümesinin eleman sayısının en büyük değeri 13'te de en küçük değeri oldu. Tamam mı? Örnek 6. A eksi 1'e 6 ve B 2'ye 4 kümeleri veriliyor. B... E, kartezyen A kümesinin oluşturduğu bölgenin alanı kaç birim karedir? Burada şöyle yapacağız arkadaşlar. Sınır değerlerden gideceğiz çünkü bu bir kapalı aralık. Burada sonsuz tane sıralı ikili var. Biz bunların uç değerlerinden gideceğiz. Yani diyeceğiz ki önce eksi biri alalım ve 2'yi alalım. Yani eksi pardon B kartezyen A diyormuş. Özür dilerim. O zaman birinci elemanları B kümesinden alacağız. Yani şöyle olacak. Ikiye 2'ye eksi 1 ee, alacağız önce sonra 2'ye 6 alacağız sonra 4'e eksi 1 alacağız sonra 4'e 6 alacağız bak şimdi absislerimiz 2 ve 4 ee, Ordinatımız eksi 1 ve 6 şunu birazcık daha uzatmam konusunda ne düşünüyorsunuz bence mantıklı ee, Ordinatlarımız eksi 1 ve 6 olacak yani şunu eksi 1 diyelim. Şuraya da 6 diyelim arkadaşlar. Şimdi bakın. 2'ye eksi 1 noktasını oluşturuyorum. 2'ye eksi 1 noktası burası. Tam oluşturamadım. Şöyle getirelim. Şöyle getirelim. Bu 2'ye eksi 1 noktası. Sonra 2'ye 6 noktasını oluşturalım. 2'ye 6 noktası burası. Sonra 4'e eksi 1 noktasını oluşturalım. 4'e eksi 1 noktası burası. Sonra 4'e 6 noktasını oluşturalım. 4'e 6 noktası da burası. Şimdi arkadaşlar şu şu aralıktaki buradaki buradaki bütün elemanlar B kartezyen A'nın elemanlarıdır. Mesela şuradaki bir sıralı ikili şu mesela bu B kartezyen A'nın elemanıdır. Şuradaki mesela şuradaki bir sıralı ikili B kartezyen A'nın elemanıdır. Mesela şuradaki sıralı ikili B kartezyen A'nın elemanıdır. Dolayısıyla bu bölgenin içindeki elemanların tamamı B kartezyen A'nın elemanlarıdır. Dolayısıyla B kartezyen A kümesini temsil eden kapalı bölge şuradaki yeşil bölgedir arkadaşlar. Şu yeşil bölgedir. Bize bu yeşil bölgenin neyini sormuş bu soru? Alanını sormuş. Değil mi? Alan kaçtır diyor. E şurası 7 birim. Şurası da 2 birim. O zaman 7 çarpı 2'den sorumuzun cevabı kaça eşit olacak? 14'e. Bak şimdi şunu göstermek istiyorum. Biz şurada çizdik ya. Ben tabi boyadım ama sanki içindekiler de dahilmiş gibi boyadım. Onu hemen düzelteyim. Bunun içindekiler değil. Buradaki 4 nokta kartezyen kümesini belirtir. O yüzden arkadaşlar şuraları kesikli çizgiyle gösterirler şöyle kesikli 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 çizgilerle gösterirler ki bu şu anlama gelir. Sadece bu 4 nokta kartezyen kümesini oluşturuyor. Aynı şekilde sadece bu 4 nokta B kartezyen ayı oluşturuyor. Çünkü buradaki A kümesi sadece 2 elemandan oluşmuş. Ama şuradaki A kümesine gelirsen bu eksi 1 ile 6 arasındaki bütün sayıları kapsadığından dolayı bu B kartezyen A kümesi bu yeşille bölgenin boyalı bölgenin tamamındaki sıralı ikililer olur. Onu da söylemiş olalım. Tamam mı canlarım? Şimdi kartezyen çarpım kümesinin dağılma e, ve birleşme özelliklerinden bahsedeceğiz. Birleşme özelliği şu A kartezyen B kartezyen C A kartezyen B kartezyen C diye yazılabiliyor. Bak. Parantezi istediğin gibi değiştirebiliyorsun ama kesinlikle ve kesinlikle değişme özelliği kullanamazsın. Yani B ile C'nin yerini değiştiremezsin. Ama kartezyen çarpım kümelerinde birleşme özelliği kullanabilirsin. A kartezyen B birleşim C'de içeri dağılma özelliği vardır. Tıpkı kesişimin birleşime, birleşimin kesişime dağıldığı gibi A kartezyen B birleşim A kartezyen C. Bunu da dağıtalım. A kartezyen B kesişim A kartezyen C. Tamam mı? Bunu da dağıt. Ha. A kartezyen B fark C. E farkı soruyorsa da şöyle düşünebilirsiniz. Bunu kesişime çevirirsiniz önce. A kartezyen B kesişim nasıl fark e, kesişime çevriliyordu? A fark B A'nın tümleyeni kesişim B oluyordu değil mi? Yani B'nin tümleyeni kesişim C şeklinde olacak. Daha sonra bunu A kartezyen B'nin tümleyeni kesişim A kartezyen C diye de yazabilirsiniz. Bu arada şuradaki A kartezyen B kartezyen C'ye bir sıralı üçlü deriz. Bunları direkt şu şekilde yazarsanız A kartezyen B kartezyen C sıralı üçlülerden oluşur arkadaşlar. A virgül B virgül C şeklinde. A'yı A kümesinden B'yi B kümesinden C'yi C kümesinden seçeriz. Ama bu sıralı üçlüler üçlü uzaya yani üç boyutlu sisteme geçiyorlar ki o da müfredatımızda yok. O yüzden kafanızı karıştırmıyorum hiç ama kafanızın bir köşesinde de bulunsun. Örnek 7. A kümesi 1, 2, B kümesi X, Y, C kümesi Y, 2 kümeleri veriliyor. Buna göre kümelerini bulunuz diyor. Bakın arkadaşlar. Burada hiç özelliği kullanmamıza gerek yok. Niye verdim? Çünkü her zaman özelliği kullanmak zorunda değilsiniz. B kesişim C'yi bulun abi. B kesişim C ne? B ile C'nin kesişimi. Yani Y değil mi? Sadece Y elemanı. E A'da 1, 2. O zaman ben 1, 2 ile Y'yi kartezyen çarpımda yazacağım. O zaman A kartezyen B kesişim C kümesi eşittir Birinci elemanlar A'dan gelecek Bir virgül şöyle tabii ki sıralı ikili yazacağız parantez açacağız Bir virgül ikinci eleman B kesişim C'den gelecek yani Y Virgül Daha sonra yine 2 iki virgül ikinci eleman buradan gelecek Y başka da yok zaten Eleman sayısı da zaten 2 çünkü A'nın eleman sayısı 2 B, B kesişim C'nin eleman sayısı 1 2 çarpı 1'den zaten 2 eleman Şimdi Özellikleri niye verdim? Çünkü bazen de kolaylık sağlar. Bak A kartezyen B kesişim A kartezyen C. A kartezyen parantezine aldığını düşünürsen arada kesişim olduğu için burası B kesişim C'dir. Bu soru aslında bize aynı kümeyi soruyordur. Yani buradaki mavi küme ile burada sarı ile boyadığım küme aslında nasıl kümelerdir? Eşit kümelerdir. Biri diğerinin üstüne dağılmış halidir sadece. Dolayısıyla bu da 1 virgül Y virgül 2 virgül Y kümesine eşittir canlarım. Tamam mı? Örnek 8'e geldik. A kesişim B'nin 3 elemanı varmış. B fark A'nın 2 elemanı varmış. Olduğuna göre S A kaçtır diye soruyor. Şimdi bir kere şöyle diyebiliriz. A kümesinin eleman sayısı çarpı A birleşim B kümesinin eleman sayısı 24'müş. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bu A kümesi, bu B fark A kümesi. Şimdi B fark A kümesi neresi? Bu A kümesi, bu B kümesi ise B'de olan A'da olmayan elemanlar bura 2. A kesişim B'nin de 3 olduğunu biliyoruz. 3. Buraya da X diyelim. X. O zaman arkadaşlar A kümesinin eleman sayısı X artı 3 olmaz mı? X artı 3. A birleşim B'nin eleman sayısı da X artı 5 olmaz mı? Bunların çarpımı 24'e eşitmiş. Canlarım benim. X'lere burada değer verin. Hiç ikinci dereceden denklem çözmenize gerek yok. X'e 1 verin. Çünkü zaten X'in bir tam sayı olduğunu biliyorsunuz. Eleman sayısı çünkü. 4 çarpı 6'dan 24'ü verecektir. X 1 arkadaşlar S A'ya X artı 3 demiştik. 1 artı 3'ten A kümesi 4 elemanlı bir kümedir diyebiliriz. Örnek 9. A kümesinin eleman sayısıyla B kümesinin eleman sayısının toplamı 9'muş. A kartezyen A artı B kartezyen B 41 ise A kartezyen B kaçtır? Bu ne demek arkadaşlar? A'nın eleman sayısına mesela biz e, X diyelim. B'nin eleman sayısına da Y diyelim. Bu A kartezyen A X çarpı X'tir. A'nın eleman sayısı çarpı A'nın eleman sayısı. Yani X kare. Yanındaki B'nin eleman sayısı çarpı B'nin eleman sayısı. Yani Y kare. Bunun toplamı 41. Şimdi e, bunun toplamı da 9 toplamları 9 olan ve kareleri 41 olan iki sayı bulacağız. Tam sayı oldukları için, pozitif oldukları için işimiz aslında zor değil. Ee, ama nasıl bulacağız? Mesela şöyle yapalım. 1 ile 8 olmaz değil mi? 64, 65. 2 ile 7 49 4 olmaz. 3 ile 6 36 9 daha 45. 4 ile 5 olur mu? 25 aha. Aha. Şimdi bak. Ee, A kümesinin eleman sayısını 4 alsan, B kümesinin eleman sayısını 5 alsan 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 16 artı 25'ten 41. Güzel yakaladık. Demek ki birinin eleman sayısı 4, diğerinin 5. Peki değişemez mi? Değişir. Yine değişebilir. Yani e, x'in eleman sayısı 5 olup y'nin eleman sayısı da 4 olabilir. Ama zaten soru bize a kartezen b'nin eleman sayısını soruyor. a kartezen b'nin eleman sayısı demek a'nın eleman sayısı çarpı b'nin eleman sayısı demek. Burada hiç fark etmez. İster bunu 4, ister bunu 5 al. Bunu 5, bunu 4 al. Çarpımları her halükarda kaç eşit olacaktır? 20'ye. Tamamdır. E, tamamsa devam o zaman hadi. A ve C iki ayrık küm olmak üzere. A'nın eleman sayısı 5, B'nin eleman sayısı 4, 28 ise S, kaçtır? Bu ne demek arkadaşlar kartezyende? B'nin eleman sayısı çarpı A birleşim C'nin eleman sayısı 28'miş. B'nin eleman sayısı 4 ise A birleşim C'nin eleman sayısı da 7'dir. 7 kere 4, 28. Peki Şöyle ayrık iki küme çizersek, ayrık çizdik. Bu A kümesi, bu C kümesi. Bunun eleman sayısı 5. Birleşimlerinin eleman sayısı 7 ise bunun eleman sayısı 2 olmak zorunda. Çünkü e, şey yok. Ortak elemanları yok. O zaman C'nin eleman sayısını kaç bulduk? 2 bulduk. Tamam mı? Anl anlıyoruz değil mi? Problem yok. Aslında güzel kolay bir konudur. Çok sıkıntısı yoktur yani. Şimdi bak burada şöyle bir şey yapmamız lazım. Paranteze alacağız. S... Burada da A kartezyen var, Burada da A kartezyen var. O zaman A kartezyen parantezinde B kesişim C eşittir 36 diyeceğiz. Bu da şu anlama gelir. A'nın eleman sayısıyla B kesişim C'nin eleman sayısını topladığım zaman şey çarptığım zaman sonuç 36 çıkıyormuş. Soru bize B kesişim C'nin eleman sayısını 2 vermiş. O halde buranın eleman sayısı 18 olur ki zaten soruda bize A kümesinin eleman sayısını soruyor efendim. Tamam mıdır? Ya gibi akıyor vallahi. Örnek 12. Aslında zordur ha. Kartezyen çarpım aslında zor. Ama e, o kadar çok şey çıktı ki böyle kuş kadar bir şey kaldı. aynı karmaşık sayı gibi. Karmaşık sayı eskiden bir lanet bir konuydu. Onu ayete de göreceğiz. Lanetliğini değil ama ayete de basit halini göreceğiz. İşin içinde kosinüsler, argümanlar, bilmem neler, açılar maçılar vardı. O kadar seyreldi ki artık ne çıkarsa çıksın kolay oluyor. Aynı şey kartezyen çarpım için de geçerli. Bu arada TYT'de çıkmıştı şimdi hatırladım. A kartezyen B şey A kesişim B kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar bakın kartezyen kümesi verilmiş. Ne kartezyen? A kartezyen B verilmiş. O zaman A kümesini yazarsam absisler A'ya ait. Birinci elemanlar. Yani 1 ile 2'ler A'ya ait. 1, 2. B'yi yazarsam ordinatlar B'ye ait. Yani 2, 1, eksi 1. 2, 1, eksi 1. Soru bitti. A kesişim B'yi yaz diyor. A kesişim B nedir? E, 1 ve 2'dir. Eleman sayısı kaçtır? 2 tanedir. Dedik ve soruyu da Böylece bitirdik efendim. Tamam mı? Hat Aa bir soru daha varmış. Aa sürpriz sürpriz yumurta gibi oldu. M fark ne? Boştan farklı olmak üzere. M ve N kümeleri veriliyor. S, M en az kaçtır diyor. Şimdi bu şu demek. M fark N kümesinin eleman sayısıyla M kümesinin eleman sayısının çarpımı 14'e eşitmiş. Şimdi bir Venn şemasında bir görelim. Şunu çizelim. Şunu çizelim. Ee, bu küme M kümesi. Bu küme N kümesi olsun. Şurada kesin eleman var diyor bak. M'de olan ama N'de olmayan elemanlar. Burada kesin eleman var diyor. Boştan farklı diyor burası. Şurası. Tamam. Peki. Esme en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın. Buna 1 verirsem bu 14 olur. Buraya 1 verirsem buranın tamamının 14 olması için mesela şuraya 1 verdim. Buraya 13 verip hayatıma devam edebilirim. Buraya 2 verirsem bura 7 olur. Hmm. Şuraya 2 verirsem şöyle. Buraya 7 yazabilir. Ee, pardon buraya 2 verdim. Komple M'nin eleman sayısı 7 olduğu için bura 5 olur. Bu da tamam. Hayatıma devam ederim. Başka ne olabilir? Bir de 14'e 1 olabilir. Ama buna dikkat et şimdi bak. 14'e 1'e dikkat et. Şimdi sen burayı 14 seçersen. M fark neyi? 14 seçersen. Burayı 14 seçtin. M'nin eleman sayısı nasıl 1 olacak? Ulan zaten M fark neye 14 yazmışsın. M fark neye 14 yazıp buraya bir yazamazsın ki. Dolayısıyla zaten M'nin eleman sayısı M fark n'nin eleman sayısından küçük olamayacağı için 14'e 1 ve 2'ye 17'yi alamayız zaten. Bunlar elenir. Ya M'nin eleman sayısı 14'tür ya da 7'dir. En az kaçtır diye sorduğu için cevabımız kaç olacaktır? 7 olacaktır. Tamamdır. İşte kartezyen çarpımı da böylece ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk canlarım. Ee, böyle çerez niyetine bir de, e, konu ünite diyebiliriz kartezyen çarpımına. Ama bir tane soru geldiyse yani şöyle düşünün arkadaşlar atıyorum polinomdan da bir soru geliyor. Kartezyen çarpımdan da bir soru geliyor. Demek ki bunlar aynı öneme sahipler. Ufak bir standart sapmasını düşünürsek. İkisi de aynı düşünmezsek ikisi de aynı öneme sahipler. Dolayısıyla kartezyen çarpımı kek konu bunu geçeyim falan olmayacak. Zaten çok basit bir konu. Çıkan soruyu da büyük ihtimal yapacaksınız. O yüzden ee, hiç es geçmenin mantığı olmayan bir konudur abi. efendim. Kartezyen çarpımla ve küme problemleriyle ilgili biliyorsunuz soru işaretletmiyorum. Çünkü hepsi önemli ve hepsi konuyu öğrenmek için üzerinde durulması gereken konular. Bu arada bayağı renkli işlem yapmış. Şöyle bakıyorum da rengarenk olmuş. Haydi gelin bakalım 53. güne de tikimizi atalım ve bugünü de bitirmiş olalım. Bugün bitti. Aslında kümeler bitti arkadaşlar. Kümeler konu anlatımı bitti. Yarın yani 54. günde kümelerin tamamıyla alakalı çok güzel sorulardan oluşan bir Fişinaldo testi çözeceğiz ki o test size kümeleri anladınız mı anlamadınız mı çok faydalı olacak ama ondan önce dileyen isteyen arkadaşlar Buranın Efinado testlerine geçmeden önce küme problemleri ve kartezyen çarpımına ilgili soru çözümü yapabilirler. Videoları izlediniz, buradaki özelliklerin ve örneklerin hepsini çok iyi anladığınıza emin oldunuz. Altını çiziyorum. Buna emin olduysanız açın kitabınızdan hangi kitap olursa olsun. Küme problemleri, kartezyen çarpımına ilgili birer ya da ikişer tane test çözün. O zaman Efinado testinde rahat edersiniz, hiç de problem olmaz. Tamam? Hepinizi çok seviyorum. 54. gün kümeler Efinado testinde görüşmek üzere.